Evet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Battle for Lordaeron senaryosunu birlikte yapacağız. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Bunu bir YouTube videosu haline de getiriyor olacağız. Şimdi bizi nereye çağırmışlardı? Stormwind Harbor'a. Lordaeron'a gideceğiz değil mi buradan? Bir hadi bakalım. Farklı bir görev bitirmişim herhalde öbür tarafta da. Oo, gemileri hazırlamışlar. Evet, Master Matthias Shaw, yanında da Captain Angelica var. The Horde will pay for what they've done. Horde yaptıklarını ödeyecek deyip bize bir item level 180 bir şeyler veriyor. Güzel. Yani bir sürü transmog item aldığımız için mutluyum şu an. King Rin has mastered our forces. Kral Rin güçlerimizi oluşturdu. Exolite. We mean to launch a full-scale assault on Lordaeron. Lordaeron'a büyük ölçekli bir harekat yapacağız. We'll drive the Horde from the keep and reclaim it for the Alliance. Keep'ten yani Lordaeron'dan Horde'u atacağız ve onu tekrar Alliance için alacağız. It's been far too long since our flag flew in Trisfall. Trisfall'de bizim bayrağımız dalgalanmayalı epey oldu. Ready to ship out. Gitmeye hazır mısın? Captain Angelica here will see to your transport. Captain Angelica senin oraya gitmen için yardımcı olacak. Hadi bakalım. Üçüncü donanmayla gidecekmişiz. Gitmek için hazır olduğunda kaptanla konuş diyor. Hadi bakalım. I'm ready. Q'ya girdik bakalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz WoW Tercüman adında bir addon. Çok sevgili arkadaşım Umut ön ayak olup bu oyunu Türkçe'ye çevirme yolunda en azından questlerine bir adım attı. Bizde o da yüklü. Fakat sanırım Alliance tarafını hazırlamamış arkadaşlar. Horde tarafında da nasıl bir Türkçesi olduğuna bakacağız sizlerle birlikte yayında. Follow me. Nereye geldik? Oo, Lordaeron Keep. Aa, buradan buraya şey mi yapmışlar? Normalde buradaki deniz çok açık değildi, değil mi? Vay, Darnassian Archer'lar arkadaşlar bakın. Sağda ve sol tarafta Stormwind Lookout elinde dürbünle. Kimler savaşa katılıyor? Buradan bir bakalım. Stormwind Footmen'leri var. Buraları almışız galiba ya da yakıp yıkmışız. Çünkü burası böyle değil biliyorsunuz normalde. Evet, burada bayağı bir savaş dönmüş. Ort Tel'deres ile saldırıp bize savaş ilan etti. Warchief'lerin hedefi sadece bir şehri almak değil, fakat bizim yaşamımızı sonlandırmak ve bizim umudumuzu kırmaktı. Biz de geleceğimizi garanti altına almak için Banshee Queen yapmış olduğu suçların cezasını çekmeli. Bugün onu buradan süreceğiz ve Lordaeron'da yeniden For the Alliance. Hadi bakalım. Yeniden burada bayrağımızı dalgalandıracağız diyor ama bizi gaza getiren Gengar Ainmay. Biraz şaşırtıcı tabi. Çok savaş çığırtkanı bir adam değildi birinci ve ikinci savaş dönemlerinde kendisi. Bir değişim rüzgarı esiyor. Ne yapacağız? Siege Towers Defended. Oha, ne oldu be? Ya
Hadi o zaman. Arkadaşlar bu arada gameplay anlamında da Inquisition'ı aldım Retri'de. Hani inanılmaz bir haste attırıyor. 3 stack'te Inquisition'a bastıktan sonra 45 saniyelik bir window'u var. 15 saniye kala yeniden yenilediğiniz zaman da o süreyi üzerine katıyor 45'in. İyi gibi ama deniyorum şu an. Şu an Siege Tower'ları ama bu arada çok güzel yapmışlar savaş yerini ya. Lordaeron da güzel olmuş. Brother Garrett, we are overrun diyor birazcık. Port bizi üzüyor şu an. Ben biz doğru şeyleri mi kesiyoruz acaba? Yüzdemiz arttığına göre doğru herhalde. Exodar High Priest. Siz neredeydiniz Teldrassil yanarken? Draenei ablalar. Arkadaşlar savaş meydanında Gnome var mı? Bir de ona bakalım. Çünkü onunla ilgili bana çok soru gelmişti. Abi sinematikte neden Gnome'lar gözükmüyor diye. En azından hikayede Gnome'lar burada mı değil mi bakarız. Bu arada Gnome'lar biliyorsunuz 2. savaşta çok özür dileyerek savaşa katılmamışlardır. Alliance'ın yanında olmamıştır. Çünkü onların Nomregan'da Troglarla ve Leper Gnome'larla başı dertteydi o zamanlar. All units to the gates. Victory for the Alliance. Ha. Aha Anduin Rin. Kralım neredesin? Göremiyorum seni. Biz daha yeni başladık diyor. Bu ne geldi lan? Ben de böyle bir şey görmedim. Gen beni takip et dedi. Azerit War Machine yapmışlar arkadaşlar. Bu vay arkadaş vay vay. Ne tehlikeli bir kadın bu Sylvanas ya. Yani Azerit'i şey yapmakla kalmamış. Savaş makinesi yapmış Azerit'ten. E tabi goblinler emrine amade yani. Şimdi bir goblin teknolojisi var. Aynen öyle Akbaba. Üstün goblin teknolojisi şu an. Yeter bu kadar diyor. Towers onları koruyun diyor. Ya da onları hedef alın diyor. Abi ne menen bir alet. Upheaval diye bir şey yapıyor. Vay kralım. Ooo reveransa bak. Anduin'in atı. Blight'ı mı? Başka bir yolu olması lazım. War Chief diyor. Savaş daha direkt bir şey olmaz. Allah Blight yağdırıyor salaklar. Gaz maskeli Forsaken'lar. Haydi bakalım. Kendi truplarını öldürüyor diyor. Taurenleri ayağa kaldırdığını fark ettiniz mi? Kalkın ayağa ayağa ayağa. Alliance'ın aşkına herkes ayağa hadi bakalım. Thanks for the heal. Risen Skeleton'lar arkadaşlar şunlar ya. İnanılmaz değil mi? Bu Blight'ların üzerinde durmak bize zarar veriyor mu? Veriyor valla. O zaman şu tarafa doğru da gidelim birazcık. Yalnız bu
Flak gittikçe yayılıyor galiba değil mi şu an? Geriye gitmemiz gerekiyor. Bu arada ben hiç Nom görmedim arkadaşlar. Yani hadi sinematiğe koymamışlar ama burada da belki ya da ben görmüyorum. Varsa siz. Dwarflar var, druidler var. Yani hero nomlar dışında tabii şu an. Abi çekil çekil çekil. PUBG'nin şeyi gibi, gazı gibi geliyor. Bu ne hız? Yalnız şu askerleri de kurtaramıyoruz galiba. Kalk kalk kalk. Allah'ım şu Tauren'e bak. Haydi. Baba yardım et bana diyor. Senin rehberliğine ihtiyacım var diyor da baban her seferinde senin yardımına mı koşacak Anduin'cim? Aha sinematik. The blight has broken our ranks. Our assault has been for nothing. Ah bu da ne şimdi? Ooo Jaina? Teyzen geldi Anduin. Çok güzel döndürmüyor mu gemiyi? We end this now. Hadi bitirelim o zaman. Jaina'cım ya, geldin sonunda. The Winds of Change. Değişim rüzgarları. Jaina. Uşağa şükür ki geldin. Gerçekten bu şeyde yardımına ihtiyacımız vardı. Bu duvarlar fazla dayanmaz. Burada çok fazla durmamamız lazım diyor. Sylvanas bu atak için hazırlanmamıştır. Fakat onu hafife almamamız lazım. Gen, sen bizim ardımızı kolla. Hadi gidelim. Oha bu ne be? Arkadan ne geliyor öyle? Tauren örçeği kırlar. Baba baba arkadan geldi şu. Şunu öldürelim ya. Ha bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidip rüzgar yapıyor. Peki. Defeat Durja diyor zaten. Buranın şeyi o. Bu arada Dark Spear'lar da full force katılmışlar. İnşallah bunların arasında Zappy Boy yoktur. Zekan. Olduğunu zannetmiyorum da. Aaa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 
Heh, geliyor. Bu arada biliyorsunuz kanatlarımız bizim Retro Paladinlerin Global Cooldown'da var. Artık onlar da öyle her istediğimizde basamıyoruz yani. Hoppa! Bu neydi be?
Yalnız bütün bir Alliance şu an bunu öldürmeye çalışıyoruz yani. Full force. Haydi gidelim diyor. Ben hazırım dedi Jaina. Bu arada şeyin için çok güzel yapmışlar. Lord of the Keep'in içine. Of. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar ona. Bu ordu çok büyük diyor. Eğer yani söyle bana hemen şey yaparız. Ben sizi teleport ederim hepinizi diyor Jaina. Ama o da ya şimdi dönersek çok anlamsız olur dedi. Aa Aleria geldi. Void portallarından Aleria geldi. Hadi bakalım. Aha Mechatork da gelmiş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Nomlar da bizim yanımızdaymış. Güzel. Yalnız Mechatork ne yapmışsın sen öyle kendine ya? Bu nasıl bir halet? Şu kenardakileri keseyim ben. Aman Lord Temarteron da Void Elf'lere takmış. Öldürmemiz gerekiyor onları diyor. Kendi adamları undead olarak diriltildi ona bir şey demiyor da onlar traitor'mış. Bu bir kötü bir senaryo arkadaşlar. Bu onu hiç koymaması lazımdı Blizzard'ın o lafı oraya. Nereye gideceğiz? Goblin Sapper var. Abi ne Blight sevdasıymış sizdeki ya. Adam hala sprey yapıyor önüne. Tabii bizim bu Undercity arkadaşlar biliyorsunuz hikayede ilk baskınımız değil. Daha önceden Radgate'de Varim Matras'la Putrisaid'ın arkasından iş çeviren... Ah dur sinematik. Pain geri çek onları diyor. Nereye kadar geri çekilecekler ki? Eyvah. Geri Blight gelmesin sana. Kralım. Aman ha. Peki Jaina. Onu ele geçirmemiz lazım diyor. Mechatork. Hadi bakalım binelim o zaman. Backtrack through the keep with the rest of our forces and station them at Brill. Be ready to strike on my command. Hmm.
Onları birile götür diyor, geri kalanları diyor. Daha sonradan tekrar, ama her tarafı yemyeşil yapmış. İnanılmaz ya Sylvanas, ne yapıyorsun sen kardeşim? Aha Sarfeng. Benim babam Alliance için her şeyi verdi. Soru şu ki, sen de aynısını Horde için yapmaya gönüllü müsün diyor. Benim hayatım Horde için zaten. Aa, ben vurmam bu Sarfeng'e. Ama vurayım ya. Bu adam değil mi şeyi arkadan vuran Malfurion'a? Yalnız bu arada Sarfeng hakikaten of nasıl vurdu lan. Dişli çıktı yani. Zekan demişti ya, bir kılıç darbesiyle 10 kişiyi fırlatıyorsun diye. Alliance durun diyor. Onurlu bir ölüm istiyorum diyor. Benim babam bir kere söylemişti, Varrok Saurfang Horde'un onurunu kurtardı diye. Onun için sana müteşekkirim. Listen to me, beni dinle. Bunda hiçbir onur yok. Buna karar verecek olan bir Alliance kralı değil. Ama şu an öyle. Aha götürün diyor Stockade'e. Döndüğümde onur hakkında konuşacağız. Eğer dönebilirsen tabii diye. Oha Saurfeng'i hapsettik. Saurfeng'i aldık gençler, tamamdır. Saurfeng bizde. Tabi Anduin Lordaeron'un eski halini bilmez. Çok küçük. Babasının çocukluğunda gelmişti buralara. Köpeğini susturdu. Sylvanas Windrunner. You have led the Horde to a place without honor. Onurun olmadığı bir yere hapsettin Horde'u diyor. Lordaeron bizim. Artık bitti. Baban çok gurur duyardı. Bu onun mu? Çok kanlı yapmışsın diyor. Sadece sen istedin bu savaşı. Of. Ablası keşke seni ilk gördüğümde öldürmeliydim diyor. Teldrassil'i sen yaktın. Fakat o yananlara ben mesulüm. O hatayı bir daha yapmayacağım. Teslim ol ya da öl. Şey, silah daha çok parladı, gördünüz mü Sylvanas yaklaşınca? Ben hiçbir şeyi kazanmadım. Eyvah 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 eyvah. Jaina bizi unutma, dışarıda kaldık biz de ha.
Of of of. Jaina'ya gene bir temizlik işi çıktı. Neredeyiz? Stormwind Harbor. Evet. Halford Windbane, 7. Legion High Commander'ı. Ah, good to see you back on your feet. Seni ayakların üzerine gördüğümü mutluyum, Exolite. Many others were not so fortunate. Diğerleri o kadar da şanslı değildi. Halford lowers his head and whispers a prayer. Kafasını önüne yer ve içinden bir dua okur. King Anduin has returned to Stormwind Keep. Kral Anduin Stormwind Keep'e geri döndü. He must plan what our next move will be. O bizim bir sonraki hareketimizin ne olduğunu planlayacaktır. Stormwind Keep'e gidelim mi? Planlayacak mı? Yoksa bitti mi bu iş burada? The battle for Lordaeron completed diyor ama. Bakalım kralımız bize bir şey vermeyecektir diye tahmin ediyorum ama bir görev falan. Aa, bitti, bitti abi demiş Eleven Q. Bu savaş sonunda Horde nasıl hala Dalaran'da durabiliyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar, taze bitti, yorumlayalım. Sylvanas kural dinlemiyor. Sylvanas'ın Warbringers'da, yani onu bu Azeroth sohbetlerinde onunla ilgili değineceğiz ama daha önceki yapmış olduklarında Teldressil'i yakmasında, efendime söyleyeyim, Before the Storms kitabında kendi insanlarına kıymasında, burada plak yağdırmasında ve kendi insanlarını öldürüp onları yeniden undead olarak kaldırmasında, hepsinde bir, bu benden geldi bu ses, yani bir daha önceden kendisine yakışmayacak bazı hareketler sergiliyor. Kendisine yakışmayacaktan kastım şu. Sylvanas fanatikleri ya da Sylvanas Windrunner'ı çok önceden beri tanıyanlar tabii bu belki de Sylvanas'a yakışan bir hareket olarak görebilirler. Ama bir savaşta eline güç geçirince yapılacak her şeyi mübah olarak görmek ve karşı tarafı bitirmek için Four Shanks 21 hordi, ay hordi olmuş. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Abone olup beni desteklediğin için. Yani bunların hepsi böyle tekeri patlamış bir kamyon gibi arttı ardına yapıyor. Ve yani Horde'dan buna nasıl ses çıkmıyor anlamak mümkün değil. Yani şu an hani Garrosh 2-0 olur mu diyorduk ama Garrosh'tan daha ciddi bir şekilde Alliance'ı bitirmek için daha yüksek tonda hareketler yapıyor. Daha fazla, daha nasıl diyeyim ona, daha agresif davranıyor. Fakat agresif davranırken de herhangi bir kural tanımadan o agresifliği yapıyor. Yani Taurenleri undead olarak kaldırmak nedir ya? İnanılmaz bir şey değil mi?